Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde PHP'de dosya işlemlerini göreceğiz. Arkadaşlar ben sizin için dosya PHP'nin başına şu şekilde bir dokümantasyon hazırladım. Bu dosya PHP'ye her zaman olduğu gibi videonun altındaki linkten ulaşıp indirebilirsiniz. Sizin için yararlı bir dokümantasyon olacağını düşünüyorum. Takıldığınız yerde en azından dönüp ne işe yarıyordu diye bakarsınız. Örnekleri de inceleyebilirsiniz. Hatta bana kalırsa yaptığım örnekleri birer kere de siz bakmadan yapmaya çalışın. Bu sizin için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dersimize geçelim arkadaşlar. İsterseniz fonksiyonları tanıyarak başlayalım. FOpen fonksiyonumuz var. Haliyle başlarındaki F file anlamına geliyor. FileOpen fonksiyonumuz dosyamızı açmamıza yarıyor. FileWrite dosyaya yazmamıza yarıyor. FileClose dosyayı kapatmamıza yarıyor. Açtığımız dosyaları kapatmamız gerekiyor. FileRead fonksiyonumuz var. Dosyayı tek seferde okumamıza yarıyor. Ama bu fonksiyon arkadaşlar ikinci parametre olarak kaç karakter okunacağını istiyor bizden. Kaç karakter girersek o kadar karakter sayısını tek seferde okuyor. Devamında fgets fonksiyonumuz var. FileGets fonksiyonu. Bu dosyayı satır satır okumamıza yarıyor arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar çalıştırarak her çalıştığımızda birden başlayacak şekilde tüm satırları alabiliyoruz. FileSize fonksiyonumuz dosyamızın karakter sayısını veriyor. Mesela hemen burada şunu düşünebilirsiniz. Ben buradan FileSize'da dosyamın karakter sayısını alabiliyorsam burada fread'in içine ikinci parametre olarak file size'ı gönderirim. Bu bana zaten dosyamın karakter sayısını veriyorsa ikinci parametre olarak yazdığımda ben bütün dosyayı fread ile tek seferde okuyabilirim şeklinde düşünebilirsiniz. File exist formülümüz var, fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon dosyanın varlığını kontrol ediyor, var olup olmadığını. FE of fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu da file end of anlamına geliyor. Dosya sonuna gelindiğinde true değeri döndürüyor arkadaşlar bu bizde. Yani dosyayı sonuna kadar okuyup okumadığımızı bu FE of fonksiyonuyla öğrenebiliyoruz. Devamında unlink fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu unlink fonksiyonu da dosyayı kalıcı olarak silmemize olanak sağlıyor. Ve son olarak file fonksiyonumuz var. Bu da bir dosya okuma fonksiyonu arkadaşlar. Bu dosyayı okuduktan sonra geriye bir dizi döndürüyor. Zaten bunların hepsini örneklerle şimdi tek tek göreceğiz. Şimdi bizim fopen için ikinci parametrelerimiz var arkadaşlar. Bu parametreler ne işe yarıyormuş? Bakalım şimdi görelim onları da. Şimdi R parametresi var. Bu R'yi ikinci parametre olarak gönderdiğimizde sadece okumak için açıyor dosyayı. R artı var, okumak ve yazmak için açıyor. W var, yazmak için açıyor. Dosya yoksa oluşturuyor. Eğer dosya varsa sıfırlayarak üstüne yazıyor arkadaşlar. W artı da okumak için ve yazmak için açıyor arkadaşlar dosyayı. Dosya yoksa oluşturuyor, varsa sıfırlayarak sıfırlar ve üstüne yazar arkadaşlar. A Append'den geliyor sanırım. Yazmak için açar. Dosya yoksa oluşturmaya çalışır. Okumak ve yazmak için açar. Dosya yoksa oluşturmaya çalışır. Şimdi bunları isterseniz bir görmeye çalışalım. Öncelikle ne yapalım arkadaşlar? Biz geçen derste touch fonksiyonu görmüştük. Artık işlemlerimizi biz gördüğümüz fonksiyonlarla yapmaya çalışalım isterseniz. Daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi touch fonksiyonumla ben ne oluşturayım mesela? Şahin.txt adında bir dosya oluşturuyorum. Ne yapalım? Sayfamızı çalıştıralım. Bu dosya oluşsun. Şunu da kapatıyorum. Evet, Şahin.txt'ten buraya geldi benim. Artık bunu şöyle açıklama satırı içerisine alabilirim. Şimdi burada şöyle diyeceğim arkadaşlar. File adında bir değişken oluşturuyorum. Eşittir. FOpen diyorum arkadaşlar. Neyi açacağım ben? Shine.txt'yi açacağım. Ben bu dosyayı ne için açıyorum arkadaşlar? Okumak ve yazmak için açmak istiyorum. Neyle açalım? R artı ile mi açalım? A artı ile açalım isterseniz. Parametre olarak A artı yazıyorum. Şimdi ben bu dosyayı okumak için açtım. Burada da ne diyeceğim? Fclose muydu? Bakalım bir. Fclose, evet. Fclose'da da Fclose ile de bu açtığım dosyayı şurada file'ı burada kapatabilirim. Artık ben bunun arasında bu dosyayı A artı ne işe yarıyordu? Hem okumama olanak sağlıyordu hem de yazmama olanak sağlıyordu. Dosyam yoksa da oluşturmaya çalışıyordu. Hatta şu Shine.txt'yi bir silelim bakalım.
burada şey yapacak mı, oluşturmaya çalışacak mı? Mesela yazmak için biz bir şey yazmaya çalışalım içerisine. Şurada bir tekstimiz olsun. Merhaba Udemy diyelim. Şimdi bizim bir tekstimiz var. Ben bu teksti içerisine yazmak istiyorum. Ne diyeceğiz arkadaşlar? F-write fonksiyonumuz ile ilk parametre olarak dosyamızı göndereceğiz. Yani file değişkeni. İkinci parametre olarak da dosyanın içerisine yazmak istediğimiz içeriği göndereceğiz. Text içeriğini gönderiyorum. Şimdi bakalım bir çalıştıralım. Çalıştı. Şahin TXT geldi ve merhaba Udemy şeklinde içerisine yazdı. Bu dosyayı tekrar çalıştırdığımda ne olacak? Bakalım sayfayı yeniliyorum. Bakın yanına hemen ekledi merhaba Udemy'yi. Çünkü bu bir append metoduydu. Üstüne yazmadı. Ama ben bunu şöyle yapsaydım. Bakalım hangisiydi üstüne yazacağım. Yani sıfırlar ve üstüne yazar diyor. W artıyı kullanalım. Şimdi W artıyı kullandığımda bakalım ne olacak arkadaşlar. Sayfayı yeniliyorum. Şimdi bakıyorum. Bakın silmiş ve sıfırdan üzerine yazmış arkadaşlar bu dosyanın. Şimdi ben bunu tekrar A artıya çevirdim. Ben istiyorum ki arkadaşlar bunlar alt alta yazılsın. Nasıl yazacağız bunu? Bizim bir ters slash n diye bir karakterimiz var arkadaşlar. Ne diyorlardı buna? Sihirli metotlar mı deniyordu? Öyle bir şey deniyordu. Bu ters slash n bir alt satıra geçmesini sağlayan bir özel karakter diyelim. Öyle tanımlıyorum ben. Şimdi ben bunu birkaç kere yeniliyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi merhaba Udemy'ler alt alta geldi. Şimdi bunu da bir silelim. Tekrar çalıştıralım. Şöyle birkaç kere. Gördüğünüz gibi alt alta geliyor. Hatta şöyle bunun yanına nokta birleştirme operatörüyle ben bunlara bir unique ID ekleyeyim. Bu unique ID fonksiyonu milisaniye cinsinden o anki anın sayısal değerini alıyor arkadaşlar. Şöyle tabii bunu da şeyden önce yapalım. Şunu ben kaldırayım buradan. Yine noktayla buraya. Bu arada bu ters slash n'i çift tırnaklar arasında kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Tek tırnak arasında çalışmaz. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şunun içerisini yine bir temizleyeyim. Şu gördüğünüz gibi şu değeri oluşturdu. Şunu da kapatalım. Şimdi bunu biraz şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Udemy'lerim geldi. Şimdi şunu ben bir kopyalayayım. Ctrl+C yaptım. Bunu da bir açıklama satırına alayım. Böyle kalsın bu. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. Artık bu tekste ihtiyacımız yok. Çünkü ben bunları okuyacağım. Önce şeyle okuyalım isterseniz. fread fonksiyonumuzla okuyalım. Echo ile kullanabiliriz arkadaşlar. fread fonksiyonumu. Neyi okuyacağım arkadaşlar ben? File'ımı okuyacağım. İkinci parametre olarak da karakter sayısını girmemiz gerekiyordu. Mesela 5 karakterini okursak bakalım bize ne verecek? Merha olarak verdi ilk 5 karakterini. Biz ne demiştik arkadaşlar? Burada file size ile biz karakter sayısını alabiliyorduk. Hemen alalım bakalım dosyamızın karakter sayısını. Şurada karakter sayısı diyorum. Eşittir. File size fonksiyonum içerisinde nedir? Shine.txt şeklinde alabiliyorum. Ben bunu buraya yazarsam ne olur? Benim karakter sayım kaçsa karakter sayısını buraya yazmış olacağım ve dosyanın tamamını okumuş olacağım arkadaşlar. Şekil A'da gördüğünüz gibi dosyanın tamamını aldı, okudu. Şimdi ben yine bunu bir açıklama bloğuna alıyorum. Ve şunu tekrar alalım arkadaşlar isterseniz şuraya kadar. Ve burada da fgets ile okuyalım isterseniz. fgets. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Shine TX'de TX'de şeklinde hatta bunu da echo ile
yazdıralım ekrana isterseniz. Pardon. Buraya da bir BR etiketi bırakırsak satır satır okuyacaktır arkadaşlar. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Hata aldık. Ne diyor? Parameter 1 string given. Bakalım neymiş hatamız. Şöyle yapsak ne olur? fgets. Tabii şurada shine.txt değil, direkt file'ı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. String olarak verince okumadı. Evet, yenilediğimizde gördüğünüz gibi ilk satırı okudu. Bakalım 3 aile mi bitiyor? Evet, 3 aile bitiyor. İlk satırı okudu arkadaşlar. Şimdi ben bunu çoğaltıyorum. Şu şekilde. Çoğalttım. Bakın bütün satırları okuyor arkadaşlar. Kaç satırımız varmış bizim burada? 8 satırımız varmış. Hatta şu boş satırı silelim. Kaydedelim. 7 satırımız var. Çünkü boş satırı da okuyacaktır arkadaşlar fgets fonksiyonu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 kere okudu. Hatta 7 kere okuması gerekiyordu zaten. Şunu 7 yapalım. Evet. 30, 139 da mı bitiyor bakalım. Evet, 139 da bitiyor. Tüm satırları okudu arkadaşlar. Bizim neyimiz vardı? Şimdi ben burada artık bunun FE off ile sonuna gelip gelmediğimi öğrenebilirim. Bunu da echo ile öğrenelim. File dersem bana burada true değerini döndürecektir gördüğünüz gibi. Ben bunu bu şekilde alabiliyorsam bunları bir while döngüsüyle de bu kadar uğraşmadan yazdırabilirim herhalde. Deneyelim. Alalım arkadaşlar şunları yine. Yazmayalım baştan. Şimdi ben bunu aldım, açtım. Şunları siliyorum arkadaşlar. Hatta şunu ben kopyalayayım. Ve şunları bir sileyim. Ben buraya while döngümü yazıyorum. Benim burası true olana kadar while döngüm dönecekti değil mi? Burada bana sürekli dönsün o zaman echo ile. Echo ile dönsün. Hatta sonuna da br etiketini yazsın arkadaşlar. Ne zamana kadar dönsün? Direkt şöyle yapabiliriz. Fe off file eşit eşitse 1'e. Hatta eşit değilse 1'e yapacağız. Bu sağlanana kadar dönecek. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hala çalışıyor. Şöyle yapalım hatta biz. Böyle yapmak yerine. Şuraya ünlem bıraktığımızda bu olumsuzluk katıyordu. Yani şu anda bu true değilse demek. Bu true olmadığı durumlarda çalışıyor. Bu true olduğunda bu fonksiyon while döngüsü duracak arkadaşlar. Az önce biz mantık hatası yaptık. Evet, gördüğünüz gibi dosyanın çalışması durdu ve tüm satırları yazdırdı. Ben şimdi buradaki satırları ne kadar arttırırsam arttırayım. Bana hepsini yazar arkadaşlar ekrana. İsterseniz şöyle yazdıralım. Buraya da son yazalım. Hatta en başa da ilk yazalım. Görelim. Başladı. İlk yazdı ve sona kadar döndürdü fonksiyonu arkadaşlar. Bu şekilde dosyalarımızı okuyabiliyoruz. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Tabii var daha. Bunu da açıklama satırına alıyorum. Gördük. File exist. Bakalım file exist ne işe yarıyormuş arkadaşlar. Ben direkt bir if koşulu içerisinde bunu yazmak istiyorum. If file exist ne diyelim? shine.txt. Buraya echo dosya var desin. As dosya echo dosya yok desin. Yeniliyorum. Dosya var dedi arkadaşlar. Mesela shine2.txt diyelim. Dosya yok dedi. O zaman ben bu durumda shine2.txt dosyası yoksa oluşturabilirim burada. Hemen oluşturalım. Touch ile oluşturalım. Touch. Hatta şuradan dosyanın ismini de şey olalım, değişkene aktaralım. Yine file adında bir değişkenimiz olsun.
Bu da pardon. Shine 2.txt olsun. Bu arada txt olmasına gerek yok. PHP de olabilir yani. PHP olsun. Şimdi ne yapacak? Burada file exists ile shine2.php dosyası yok diyecek. Buraya gelecek. Burada da shine2.php dosyasını oluşturacak. Hemen görelim. Dosya yok dedi. Gördüğünüz gibi biz shine2.php dosyasını oluşturduk arkadaşlar buraya. Burada da anlayacağınız üzere sadece txt değil bütün dosya formatlarını oluşturabiliriz bu fonksiyonlarla. Yine açıklama satırını aldım burayı. Devam edelim. Şimdi bizim bir unlink fonksiyonumuz var. İsterseniz önce file fonksiyonumuzu görelim. Şimdi file fonksiyonumuz bize bir array geriye döndürecek. O yüzden bu Shine'in içerisini birazcık temizleyeyim. File ile okuyalım arkadaşlar Shine.txt'yi. Hatta yine belki problem çıkartır. File diye bir değişkene aktaralım. Shine.txt'yi ve file ile bu file'i okuyalım. Ve bunu da bir değişkene aktaralım. Bu bize bir dizi geri döndürecek. Printr ile de bu diziyi görebiliriz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı? Bize tüm satırları bir array olarak gönderdi. Ben istersem artık burada ne yaparım? Echo. Örneğin ilk satırı almak istiyorum. Buraya dizi. Sıfırıncı indisini yazdırabilirim. Gördüğünüz gibi ilk olarak aldım arkadaşlar. Ve tüm dizi fonksiyonlarımızı da öğrendiğimiz burada uygulayabiliriz arkadaşlar. Artık gerisi sizin hayal gücünüze kalmış diyebilirim. File fonksiyonumuz da bu şekildeydi. Şimdi ben touch ile bir dosya daha oluşturuyorum. Şahin 3. Ne diyelim? HTML dosyası oluşturalım bu sefer de. Sayfamı yenilediğimde oluşacak. Şahin 3. HTML dosyası oluştu. Ben bu dosyayı silebilirim arkadaşlar. Ne ile sileceğim? Unlink fonksiyonu ile sileceğim. Buraya direkt dosyamın ismini yazabilirim. Şahin 3.html. Bu bize bu arada true false değeri döndürüyor arkadaşlar. Echo diyebiliriz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde sildi arkadaşlar. Şahin 3.html gitti. Bu da bu şekildeydi. Bakalım başka bir şey kalmış mı? File'ı gördük. Evet arkadaşlar, dosya işlemlerimiz bunlardı. Aslında bunların dışında şunu da söyleyebilirim. Hatta onları da oraya ekleyelim isterseniz. File get contents fonksiyonumuz var. Şunu da düzeltelim. Dosya yok. Dosyayı okur diyelim yeter. Zaten izleyeceksiniz videoyu. Bakalım ne işe yarıyormuş. Bu sadece dosya okumamıza yaramıyor arkadaşlar. Biz bununla bot da yazabiliyoruz. Bot yazarken kullanıyoruz. File get contents diyorum. Örneğin ne diyelim? HTTPS 2.//bilişim.com dersek mesela bunu da alabiliriz arkadaşlar. Bir echo ile direkt bir web sitesinin içeriğini alabiliriz. Gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Kaynaklarına bakalım. Bakamadım. Gördüğünüz gibi bütün sitenin içeriğini komple file get contents aldı arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabiliriz. Bunu da açıklaması, hatta şunu bir alta çoğaltayım. Bunu açıklama satırına alayım. Biz şey de yapabiliriz. Normal Şahin nokta txt'yi de okutabiliriz. Gördüğünüz gibi onu da okutabildik arkadaşlar. File get contents de bu şekildeydi. Evet, aklıma gelen başka dosya işlemi şu anda yok. Varsa da çok kullanmadığımız bir fonksiyondur muhtemelen arkadaşlar. Bizim çokça kullandığımız fonksiyonlar bunlar. Ve kullanacağız arkadaşlar bunları. Proje derslerine başladığımızda kullandığımızı siz de göreceksiniz. Mesela birçok şey yapacağız ya bunlarda. Şimdi spoiler vermeyeyim size.
Bu ders bu kadardı. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.